Belçika'nın başkenti Brüksel'deki tarihi Saint-Michel Katedrali'nde terör kurbanları için ayin düzenlendi. Pazartesi akşam düzenlenen ayine kentteki Müslüman ve Yahudi toplumundan temsilciler de katıldı. Paskalya ayini ile birleştirilen törende kurbanların ailelerinin yanı sıra saldırılardan yaralı olarak kurtulanlar da hazır bulundu. Ben buraya diğerleri için geldim. Havalimanındaki saldırıdan sağ kurtuldum fakat diğerlerine destek için buradayım. Ancak birlikte ayakta kalabiliriz. Son günlerde bana da birçok kişi yardımcı oldu. Ben de aynısını başkaları için yapmak istiyorum. Brüksel Katedrali gibi bir mekana davet edilmenin benim için çok sembolik bir manası var. Bu inancımız ya da mesajımız ne olursa olsun acı karşısında hepimizin el ele birlik olduğunu gösteriyor. Brüksel Havalimanı'ndaki intihar eylemcileriyle birlikte görüntülenen üçüncü kişiyle ilgili belirsizlik ise sürüyor. Daha önce terör eylemine yardımcı olmak suçlamasıyla gözaltına alınan Faysal Şefu serbest bırakıldı. Federal savcılık Şefu'nun güvenlik kameralarında görülen üçüncü şahıs olduğuna dair yeterli delile ulaşamadıklarını belirtti. Öte yandan Zaventem Havalimanı ve Malbec metro istasyonuna düzenlenen intihar saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Saldırıların ardından kapatılan havalimanının 29 Mart'ta açılması planlanıyor.